Bu videoda erken embriyogenezden söz edeceğiz. Evet, bir yumurta hücresiyle başlıyoruz. Bu hücre, zona pellucida adı verilen güzel kalın bir glikoprotein tabakasıyla kaplı. Bu tabakanın hemen altında hücre zarı yer alıyor. Ve diyelim ki sperm zona pellucidayı geçerek plazma zarının içine ulaşmayı, sonra da genetik maddesini yumurtanınkiyle birleştirmeyi başarmış olsun. İşte buna artık bir zigot deniyor. Bundan sonraki niyeti embriyo haline gelmek. Ama tek bir hücre olarak kalırsa pek bir yere varamayacak. Dolayısıyla çok sayıda hücreye bölünmek istiyor. Ve bunu hızlı bir şekilde yapması lazım. Hatta o kadar hızlı yapmalı ki büyümek için bile vakti yok. O nedenle öncelikle iki hücreye bölünerek başlıyor. İşte bu büyüme olmaksızın bölünme işlemine yarıklanma deniyor. Bunu birçok kez tekrarlıyor. İki hücreden dört hücreye bölünüyor. Sonra hücre sayısı dörtten 8'e çıkıyor. Tüm bu süre boyunca hücreler hep zona pellucida'nın içinde kalıyor. 16 hücreden 32 hücreye çıktığında artık farklı bir görünüme sahip. Öyle ki bu şey artık yeni bir ismi hak ediyor. Bundan böyle bunun adı zigot değil, morula. Morula Yunanca'da dut demek. Gerçekten de bu aşamada bir dutu andırıyor öyle değil mi? Bakın, bu ön bahçemden kopardığım bir dut. İşte size ispatı. Gerçi bu henüz tam olgunlaşmamış ama örneği anladığınızı varsayıyorum. Evet, böylece erken embriyogenezin yarıklanma safhası tamamlanmış oluyor. Tek bir hücre büyümek sizin önce 2'ye, sonra 4'e, 8'e, 16'ya ve 32'ye bölündü. Şimdi daha enteresan şeyler olmaya başlayacak. Şu an hala tüm hücreler zona pellucida'nın içinde hapis vaziyette. Buraya zona pellucida'yı çiziyorum. Bundan sonraki çizimlerde hücre sayılarına pek de dikkat etmeyeceğim. Önemli olan burada artık sıkış tıkış şekilde bir sürü hücre bulunuyor. Bunları yapının tam ortasında toplanmış olarak çiziyorum. Balık istifi gibi olmuşlar. Evet, bu sürece de kompaksiyon deniyor. Morulanın içindeki hücreler bu aşamada birbirlerine daha çok sokuluyor. Ve aslında bu sırada birbirlerinden biraz da farklılaşmaya başlıyorlar dış taraftaki bu hücreler artık diğerlerinden biraz farklı onun içinde bunları azıcık farklı bir renkle gösteriyorum bu aşamada bu hücreleri diğerlerinden ayırt edebiliyoruz bazı hücreler farklı bir hale geldiği için diğerlerinden ayırt edilebiliyor ve biz bu sürece farklılaşma adını veriyoruz artık burada iki farklı hücre grubu var Dıştaki bu hücrelere trofoblast yani dış hücre kümesi, içteki bu hücre kitlesine de embrioblast yani iç hücre kümesi diyoruz. Bu yapı sürecine devam ediyor ve bir sonraki safhaya geçiyor. Yine zona pellucida'yı çizelim. Bunlar dıştaki trofoblastlar. Bu aşamada içteki hücrelere ilginç bir şey daha oluyor. Bu hücreler daha da iç içe geçiyorlar ve yakınlaşıyorlar. Hatta o kadar sıklaşıyorlar ki bir tarafta öbekleniyorlar ve diğer tarafta bir boşluk oluşuyor. Burada trofoblastları ve embriyoblastlardan meydana gelen öbeği görüyoruz. Ortadaki bu hücre yığınına bazen iç hücre kitlesi dendiğini de duyabilirsiniz. Burada oluşan o da blastosöl deniyor. Bu gördüğümüz şey yine eskisinden farklı bir görüntüye bürünmüş oldu. Dolayısıyla buna da yeni bir isim vereceğiz. İçinde bir blastosöl ve dış kısmında ise trofoblastlar tarafından oluşturulmuş bir dış hücre halkası barındıran bu yeni yapıya blastosist diyeceğiz. Aslında tüm bu süreci bu yapıdan esinlenerek adlandırılıyoruz. Yarıklanmadan sonra gelen bu sürecin adı blastülasyon. Blastülasyon sürecinde meydana gelen bir diğer şey, zona pellucida'nın parçalanmaya başlaması. Birkaç ısırık alınmış gibi. Şunu yer yer sileyim bakayım. i̇şte aynen böyle parçalanıyor ve dökülüyor. Bu daha sonrası için çok önemli çünkü sonuçta bu şey sonsuza dek böyle bir kaplama içinde kalamaz. Blastülasyonun bir sonraki aşamasında zona pellucida tamamen yok oluyor. Artık zona pellucida yok ve trofoblastlar herhangi başka bir kaplama olmaksızın tamamen çıplak halde. Ama burada daha ilginç değişimler de gerçekleşiyor. Embriyoblastlardan oluşan iç hücre kitlesi farklı bir hal almaya başlıyor. Blastosistem bir tarafında bu çember ve içinde de bu hücre kitlesi hala duruyor. Ama artık içeride bir boşluk daha oluştu. Bu boşluğa Amniyotik boşluk veya amniyon boşluğu deniyor. Ayrıca embrioblastlardan oluşan iç hücre kitlesi de farklılaşmaya başlıyor. Artık alt kısmında böyle bir tabaka var. Bu tabakayı oluşturan hücrelere hipoblast adı veriliyor. Hemen üstündeki hücrelerse epiblast olarak anılıyor. Bu aşamada artık zona pellucidadan tamamen kurtulmuş durumdayız ve bu implantasyon aşaması için çok önemli. Ama bu başka bir videonun konusu. Biz şimdi bu hücre yumağına yoğunlaşacağız. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu hücrelerden oluşan bir yumak. Yani bunu bir top gibi düşünün. Bilgisayar ekranında çizdiğim gibi düz bir şey değil. Üç boyutlu ve küresel bir yapısı var. Mesela şöyle küre şeklinde bir karpuz gibi düşünün. Hakikaten bunu bir karpuz gibi düşünebilirsiniz. Evet, şimdi buraya yuvarlak bir karpuz çiziyorum. Bir bıçakla karpuzun üst kısmını bu şekilde kestiğimizi hayal edin. Kestiğimiz kısmı yani karpuzun tepesini silelim. Ne oldu? Düz bir yüzey elde ettik. Artık elimizde bir yüzeyi düz olan bir karpuz var. Şimdi bir gözleme alıp onu bu düz yüzeyin üstüne serdiğinizi düşünün blastosistin içinde olup biten yani epiblast ve hipoblastlardan oluşan tabaka da gerçekten böyle bir gözlemeyi andırıyor. İki boyutlu değil, dokulardan oluşan üç boyutlu bir disk şeklinde. Şimdi bunu tekrar çizeceğim ama bu sefer trofoblastlardan oluşan dış küreyi çizmeyeceğim. Epiblastlardan ve hipoblastlardan oluşan gözlememizi çizelim. Gördüğünüz gibi gözlememiz iki tabakadan oluşuyor. Bilaminar disk olarak bilinen bu yapı embriyoloji için çok önemli bir yapı. Şimdi bilaminar diske farklı bir açıdan daha bakacağız. Diskin ortasından geçen şöyle bir düzlem çiziyorum. Bilaminar diski çizdiğim bu düzlemle kesecek olursak şöyle bir görüntüyle karşılaşırız. Gördüğünüz şey yine bilaminer disk ama şu an bunun bir kesitini inceliyoruz. İlk çizimde ise bilaminer diskin tamamına dışarıdan bakıyorduk. Evet, bilaminer disk gözlememizin kesitine baktığımızda bir şey dikkatimizi çekiyor. Üst kenarda bir şeylerin oluşmakta olduğunu görüyoruz. Bu şey gözlemeyi ortadan ikiye bölen bir çizgiye benziyor. Bunu gözlemenin üstüne bir çizgi halinde reçel döküp gözlemeyi iki eşit parçaya ayırmak gibi düşünün. Bakın, burada gözlemenin yüzeyi üzerinde bir şerit olarak bunu gösterdim. Kesite baktığımızda ise ortada yer alan şöyle bir nokta şeklinde görünüyor. Gözlemenin üstünde oluşan bu çizginin de bir ismi var. Buna primitif çizgi veya primitif iz deniyor. Primitif çizginin oluşması, erken embriyogenezin bir sonraki safhası olan gastrulasyonun habercisi. Peki, primitif çizgi dediğimiz bu şey tam olarak nedir? Primitif çizgi, bilaminar diskte yer alan epiblast tabakasındaki hücrelerin çoğalıp toplandığı ve göç ettiği bölge. Evet, buraya toplanan ve göç eden hücrelerin izlediği yolları çizelim. Bu hücreler primitif çizgi boyunca yığılıyorlar. Ardından da bilaminer diskin içinde bir oyuk açıyor ve kendilerini oraya gömüyorlar. Oradan hipoblast tabakasının içine giriyor ve aslında diskin her yanına yayılıyorlar. Ama tüm bunlar primitif çizgiden başlayarak gelişiyor. Hücreler primitif çizgi üzerinden göç ederken yapı yine biraz değişiyor göç eden hücreler daha da farklılaşıyor. Bundan sonra biri epiblastlardan, diğeri hipoblastlardan oluşan iki tabaka yerine biri üstte, biri ortada ve biri altta olmak üzere üç hücre tabakası olan bir yapı ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi diskimiz artık bilaminar değil, trilaminar. Çünkü üç tabakadan oluşuyor. Bir, iki, üç. İşte bu tabakalara germ tabakaları deniyor. Üste tek bir tabaka var ve bu tabakanın adı artık epiblast değil. Bu artık ektoderm olarak adlandırılıyor. Orta tabakaya mezoderm, alt tabakaya ise endoderm adı veriliyor. Bu üç tabakayı oluşturan hücreler ileride çok önemli işler yapacaklar. Her tabaka kendine has özel yapılar oluşturacak. İşte bu üç tabakanın oluşma sürecine gastrülasyon deniyor. Evet, bu üç tabaka oluştuğuna göre artık embriyogenezin bir sonraki aşaması olan nörülasyon safhasına geçebiliriz. Önceki aşamadan gelen üç adet germ tabakamızı çizelim. En üstteki ektoderm. Ortada mezoderm en altta ise endoderm var. Az önce de söylediğim gibi erken embriyogenezin bu son safhasına nörülasyon deniyor. Aslında nöro gibi bir ifade geçmesinden de anlayabileceğiniz gibi bu aşama sinirlerle ilgili bir takım ögelerin oluşumuna sahne olacak. Artık elimizde üç germ tabakasından oluşan bir trilaminar disk var. Mezodermin yani bu orta tabakanın merkezinde Yeni bir hücre farklılaşması baş gösteriyor. Tam ortada böyle bir çekirdek oluşmaya başlıyor. Ben onu böyle bir mor nokta olarak gösterdim ama bu çekirdek daha önce primitif çizginin bulunduğu bölgenin hemen altında yer alıyor. Ve burada mezoderm hücreleri çubuk benzeri bir yapı oluşturacak şekilde farklılaşma geçiriyor. Oluşan bu yeni yapıya notokort deniyor. Notokort, insanlarda öyle çok da ahım şahım bir iş görmüyor. İntervertebral disklerin bir kısmını oluşturuyor ve bir de çok nadiren, kordoma adı verilen bir tümöre yol açıyor. Ama genel olarak asıl varlık nedeni, nörolasyonda rol almak. Bu farklılaşmış mezoderm bölgesi ayrıca üstündeki ektodermde bir değişimi de başlatıyor. Ektodermin bu kısmında bir değişim gerçekleşiyor. Bunu ektodermde kalınlaşma oluyormuş gibi göstermeye çalışıyorum. Ektodermdeki bu kalınlaşmanın da tabii ki özel bir adı var. Bir terliğe benzeyen bu kalınlaşmış bölgeye nöral plak deniyor. Artık notokordumuz ve nöral plağımız oluştuğuna göre bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Şimdi 3 adet germ tabakamızı tekrar çiziyorum. Ektoderm, mezoderm ve endoderm. Mezodermin içinde oluşmakta olan notokordu da çizelim. Notokordun tam üstünde bu nöral plak hücreleri mezodermin içine doğru nüfuz etmeye başlıyor. Nöral plak hücrelerinin mezoderme nüfuz etmesiyle halka şeklinde bir yapı oluşuyor. Hatta aslında bu üç boyutlu bir şekil olduğu için bu halkayı bir tüpün kesiti gibi düşünün. Yani bu tüpün çizdiğimiz bu gözleme boyunca uzandığını gözünüzde canlandırabilirsiniz. Nöral plaka, mezodermin içinde oluşturduğu bu halkayı tamamlayıp kapandığı zaman nöral tüp adını verdiğimiz şey oluşur. Esasında bu tamamıyla kusursuz bir süreç değil. Nöral tüp gözlemenin bir tarafından başlayarak fermuar misali kapanırken ektodermden kopan bir takım küçük hücreler mezoderme geçiyor ve bu hücrelerinde aslında çok önemli bir işlevi var. İleride kendi özel dokularını oluşturmak üzere farklılaşacak olan bu hücrelere nöral krest hücreleri deniyor. Nöral tüp oluşumunu tamamladı. Nöral krest hücreleri mezoderm dokularına nüfuz edip farklılaşmaya başladı. Ve biz ektoderm, mezoderm ve endoderm tabakalarının ne olduğuna dair epeyce bir fikir sahibi olduk. O halde erken embriyogenes tamamlandı demektir. Şimdi öğrendiklerimizi hızlıca özetleyelim. Zigotla başlamıştık. Bu sperm tarafından döllenmiş olan tek bir hücreydi. Yarıklanma gerçekleşti. Yani zigot büyümedi ama kendi içinde çok sayıda hücreye bölündü. Böylece morula halini almış oldu. Morula hücreleri farklılaşmaya başladı. Dış tarafta trofoblastlar, ortada ise embrioblastlar gelişti. İçeride bir boşluk oluştu ve yapı blastosist adını aldı. Blastosist boşluğu yani blastosöl oluştuktan sonra amniyotik boşluk adı verilen ikinci bir boşluk ortaya çıktı. Ve bir de küreyi ortadan ikiye bölen hücrelerden meydana gelen bir gözleme oluştu. Bu hücreler farklılaşmaya devam etti. Primitif çizgi dediğimiz şey ortaya çıktı. Epiblast hücreleri primitif çizginin içine daldı ve farklılaşarak üç katlı germ tabakasını oluşturdular. Bu tabakalar sırasıyla ektoderm, mezoderm ve endodermdi. Son aşamada olan nörülasyonda ise notokort gelişerek nöral plağın oluşumunu tetikledi. Ayrıca nöral plak mezoderme nüfuz ederek nöral tüpü meydana getirdi. Ve nöral plaktan gelen nöral krest hücreleri de Mezoderm dokusuna girerek farklılaşmaya başladılar.